muhabbetin şeyi, merkezi pergeli kendine koymak muhabbet. Muhabbet. Nedir muhabbet? Her şeyi kendisiyle kendine bakan tarafını, bu hodbin, kendini görüyor. Bedbin ise dışarısı, her şeyi kendisiyle yorumluyor. Şöyle diyebiliriz, şefkat karşıyı esas alıp yok olmaktır. Muhabbet, kendini esas alıp her şeyi yok etmektir. Ben seni seviyorum diyor muhabbet. Muhabbetin için aşk var. O diyor ki sana ben seni sevmiyorum. Ben merkezde olduğu için, bencil olduğu için intihar ediyor. Veya buhrana giriyor. Bak ne bekliyor? Ben seni seviyorum, fiyat ödedim. Onun fiyatı sen de ben de seni seviyorum demektir. Ödemeyince bana dön. Onun için hodbin kendisini merkeze koyup her şeyi kendisiyle izah etmek. Hodbin kendini görüyor yani. Bedbin ise hadiseleri kendi kuruntularını, zanlarına, içsel çözülmemiş yani hep eksik görür yani. Niçin hep eksik görüyor? Çünkü onda nefse emmare ve şeytan yok yani. Adamda, dünyasında yok. Var da adamı bitirmiş. Şeytanın en büyük tuzağı neydi? Kendine tabi olanı kendisini inkar ettirmekti. O kadar fenafil şeytan olmuş ki, nefse emmare olmuş ki, sıksan böyle, Rüştü abinin tabiriydi böyle, sıksan diyor adam hiçbir şey kalmadı. Olur şeytan. İnsi şeytan. Bu tabii ki bedbin yani. Olayı ben, mesela onlar diyor kalbimi kırdın. Benim canım istemiyor. Hayır gelmek istiyorum ben. Yani benim istediğimi, mesela ben iyi değilim. Kimdi ama? Rüştü abi şöyle derdi. Çok ilginç, hep ayrırdı sofrada. Beşeri hayatta da uygulamıştı. Gel kendini yedir. Kendini uyut. Kendini gezdirdin mi beyefendi dedi bana hiç. Unutmadan. Derse gittik. Derse tabii geç geldik. Dersi bitirdikten sonra ondan sonra takip ederdi. Bir yeri görevlendirdi. Oraya git dedi. Tabii geç geldik. 1-2 saat. Hiç ders oldu mu falan şey yapmadı. Hemen geziyormuş gibi benim odaya doğradı. Hemen tapanana. Ne zaman geldin dedi. Biraz önce geldim. Yalan yok. Beyefendi kendini gezdirdin mi dedi. Hep ayırırdı. Mesela gel kendini yedir. Gel sofraya yemek ye demezdi. Mesela gel kendini yedir. Böyle dediği için filozof derlerdi. Adam hakikat bin yer. Böyle dediği için filozof oldu. Gel yemek ye demezdi. Gel kendini yedir. Çocuğu yedir derdi. Çocuğu uyut. Kendini yatır. Gir kendini biraz gezdir. Git gez demezdi. Yani böyle hakikat bir insan. Ama mesela ne derler? Filozof derler. Mesela bu zan dersinde de Allah bilir. Ne diyecekler? Öğretmen gibi çıkmış, almış defteri, bir şeyler diyecek. Doğru. Yani nefis ve şeytanı, oysa kör olası şeytan, hakikaten ciddi bir mevzumuz. En azından yanlış dahi olsa ciddi bir yaraya parmak yok. En azından böyle bir şeyin ihtiyacını hissediyoruz. Demez yani böyle tamam. En azından kafir bile işe yarıyor. Sana iman nimetini hatırlatıyor diyor değil mi? Kafirin 168 işaret icazında diyor ki kafirin yaratılması veya var olması, hayatın devam etmesi ne işine yarıyor? İman. İman nimetini sana ihsas ettirmek için. Ya. Fakat nefis ve şeytanın varlığı dünyamızdan ne kadar çıkarsa, yani varlığı yok olursa, o nispetle biz nefse emmare ve şeytanlaşıyor ve zandayız. O Kur'an'da ayetlerdeki dediği gibi zan. Ne kadar günah da yapsak, katta da yapsak, nefse emmarenin ve şeytanın varlığını şuur edersek o günah kusura döner. Kusur bilinirse kusurluktan çıkar. İstiğfara ve tövbeye
vesile olur. Aczini ve fakrını, noksan ve kusurunu derütte etmeye sebep olur. Seni böyle iki büklüm yapar. Böyle. Mesela bir adam düşün, zikirden gelmiş. Acayip. Var ya. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani insanın tiniyeti böyledir, hepsi değil. Ama diğeri de şöyle. Rezil olmuş. Olmasın, teşvik edilmemiş aşağıda. Hani böyle yapar yani. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eğilirken böyle. Emre şöyle yapar. Böyle. Mehmet Latifoğlu da böyle yapar böyle. Böyle rükü yoktur. Hem bu neymiş? Birinci hata. İkinci bir hata bunu neymiş? Ben düzelttim abi, görmüyorsun artık. Tamam güzel. Şimdi yani o tevazu yapayım diye yapılıyor da. İşte yap, tevazu yap, yaptığın miktar kadar. Olursa vasattır, ifrata döner. Doğrusu nedir? İç kırma, parmaklar öne şey yapıyor, dört parmak, bu rüküdeki gibi öyle. Böyle tutacaksın dört parmağı. Aynı bu. Hiçbir yerde değişmiyor böyle. Bu kırık olacak, 45 derece olacak. Bu böyle eğilmeyecek, tamam mı? Bu böyle olacak, parmaklar ileriye bakacak. Ulema der ki, secdede, rükuda, secdeye mi bakayım, ayağıma mı bakayım? Bir kısım ulema, çok az ulema, secdeye bak der. Çoğu ulema, ayağına bak der. Ayak böyle, bak böyle yaparsan daha iyi anlarsın böyle. Ayağıma bakmak daha zelil, daha böyle alçaklık manasını ifade ettiği için bunu tercih ediniyor. Böyle hala dik kafalı. Eğdin ama hala dik kafalı. Aşağıdan bağırıyorsun ya. Böyle eğilmek evladır. Şeyde de öyle. Niçin girdik bu mezhebe onu da bilmiyorum. Şuraya koyuyorsun. İki tane aynı kabil var. Ulema dedi ki secde yere bakın. Çoğusu dedi ki biraz önceki gibi. Kucağına bak. Kucağına bakmak daha zelil, daha mütevazi, daha aşağılık manasını ifade ediyor. Şuraya bakmak biraz daha dik kafalık böyle gibi yani. Çok az demişti ama genelde Mecmuatül Adab'da İlm-i Usulü'dün uleması daha kucağa bakma işi almıştır. Mesela rükû Allah'ın dediğini yapıyoruz da ama Allah'ın dediği kadar yapmasan gene de o da ifrat oluyor. Hani şöyle yapsan bu değildi. O zaman sen daha rükû yapma, secde eğil. Rükû yerine secde yap. Hayır. Eğil dedi. Nasıl yapacağın kadar eğilmek. Her şeyde ifrat tefrit var. Abi yine zan dersi yapıyorsun. Evet. Çünkü Allah'ın dediği, peygamberin dediği. Evet. Dediğini, dediği miktar kadar. O dediği olduğu zaman bizim zannımız olmuyor. Evet. Eğer bunu... Emir olur. Bak başka bir şey söyleyeceğim ama burada kalacak. Biz sonradan sileriz veya özel veririz. Şimdi bak, dediğini dediği miktar kadar yaparsak Allah'tandır. Dediğini, dediği miktarı aşarsak şeytandandır, aslını bozuyor. Örnek vereceğim şimdi. Canımız. Öğle namazı farzı kıldık, tamam mı? Bu çok ağırdır. Ama demeyin pek, tamam mı? Bak çok ağır. Namaz. Allahu Ekber. Zahiri şeriata göre muhalif bir şey yapsam, namazın iptal olacak bir şey yaptın. Ama senin ıttılan var mı? Sen onu diyor vesvese risalesine bilmedin, bilmiyorsun. Namazı sahihtir. Kabul olmuş mu olmamış onu bilmeyiz. Onu Allah'ın işi. O ne bileceğim Allah kabul etmiş. Ama namazım zahir şeriata uydu mu? Uydu. Bozan bir şey olmuş ama ıttılan var mı? Haberin var mı? Yok. Böyleyken Yasin dedim. Ben işte. Namazımı kıldım abi. Namazımı iptal edecek benim ıttılağım, benim haberim dairesinde çok önemli olduğu için söyleyeceğim. Bir şey var mı? Yok. Ya olmadı halde desem ki ya fazla mal göz çıkarır mı? İçimden olmadı olmadı bir daha kıl. Bir daha kıl demek şeytanın namazıdır. Şeytan dedi sana kıl, ona ittiba ediyorsun. Bu Allah'ın namazı değil. Çok ağır. Bu şeytana uyuyorsun. Çünkü bir daha kıl kim diyor? Allah demiyor ki. Allah demediğini Allah adına yapıyorsun. Allah mı diyor bir daha kıl? Şey, beğenmedim diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Sen vahiy mi geldi ben olmadı bir daha kıl? Zahiri şeriata, yani sen bozduğuna, bozulduğuna dair bir itilan var mı? Varsa bile haberi var mı? Yok. Namazı namazdır.
Namaz namazdır. Mesela bak şimdi. Abdest yapacağım. Şimdi dinimiz buna su koy dedi mi? Koydum. Bak şimdi koyduk mu? Bak koydum. Şimdi şöyle yapmak. Muslukta tabii olunca soyunmayı, zımparalığı hissetmezsin. Çekince yanar. Adam yapıyor böyle. Dedim ki mikroskopla değil, teleskopla bakarsan daha iyi görürsün. Hangi hücreler yıkandı, hangi hücreler yıkanmadı. Böyle. Din böyle mi dedi? Yok. Bunu kim sana söylüyorsa ona ittiba ediyorsun. Bunu böyle yap kim dedi? Din demedi. Sana diyen var. Bir daha namaz kılmak, kim sana söylediyse bir daha kıl, ona, onun emrine ittiba ediyorsun. Ve buradan erba habise giriyor. Vesvese bu yani. Vesvese ona yol açıyor. Vesvese değil, giren enerji. Bu kıldığın enerji, namaz neye mal olacak? Şu, bu namazın tamamen kendisi olumsuz bir enerjidir. Dindeki onun adı kerahate. Kerahattır bu. Yoktur böyle bir şey. Kime uydu? Kim kıl dediyse ona uydu. Onun namazıdır. Korkunç değil mi? Korkunç. Demen ya. Kardeş kılma. Ne kılıyorsun? Kim sana dedi ki içeriden bir ses abi olmadı. Allah mı diyor? İçerideki ses Allah mıdır? Niye kendini ayırmıyorsun? Benim nefsim, benim ruhum. Bu nefis ve şeytan. Bu da ruh. Bu da ben olan ben. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen bu. Benim ruhum diyen ruh değil. Benim gömleğim diyen gömlek olmadığı gibi benim ruhum diyen ruh değil. Ruhunuzu niye kirlettiniz? Ruh mahluktur, sana verilmiştir. Ama ben olan ben bana verilmemiş, mahluk değil. Vücudun yok. Vücut rengini verme, ademe düşersin. Tam uçağı ayırmasan bundan kurtulamazsın. Çeşitleriyle beraber, envalarıyla beraber tek. Şeytan, nefse, mare, firavun dedi. Tam bu. Önemli. Bu da ruh. Al, namazı kıldık. Bu diyor ki Allah yoktur. Bu diyor ki Allah var. Bu üçünü ayırt edemezse bir insan, Allah yok, iyi bak ya ben ne biçim insanım ya, Allah yoktur falan diyor falan. Secdeye gidince kadın geliyor, kadına secde yaptın diyor. Ulan bu adam, bu adamsız. Namaz olur mu? Olmaz. Odunu dumansız düşünün. Olur mu? İnsan da odun gibi düşün. Nefsi de duman, nuru da ruh. Odun, duman, nur. Odun dumansız, nursuz olmadığı gibi. O zaman kıldık mı namazı kardeşim? Aldı mı kardeşim abdesti? Olmadı bir daha otur. Onu kim sana söylüyorsa ona ittiba ediyorsun. Onun abdestidir. Onun abdesti. Peki bedeli nedir? O namaz olumsuz enerjidir. Ona kıldı. Şeytan bir sistemdir arkadaşlar. Bir kuvvetleniyor. Ha? Kuvvetleniyor. Şeytan kuvvetleniyor işte. Oldukça oluyor, oldukça oluyor. Oldukça oluyor. Can katlandıkça katlanıyor. Onun için döndüremiyorsun. İmam-ı Gazali der ki, iki kişi laf dinlemez. Kim? İnat. He? İnat. Hayır. Ahmet. Deli ile aşık. Ha? Deli ile aşık. Aşık bir, bir de? Deli. Vesveseli. Şey vesveseli ve aşık. Laf dinlemez. He he der. 10 dakika, bir saat konuştum tamam. Tamam da diyor. Böyle olmaz mı? Hayda. Ula bir saat konuştum lan sana. Bunu ayırt edemezseniz ayrılamazsınız. Böleceksiniz kendinizi. Üçe bölerseniz çok rahat edersiniz. Namaz kıl diyen var mı içimizde? Var tabii. Budur. Odunda duman. Odunda nur. Bu da odun. Tamam. Odun ne dumandır ne şeydir. Ama abi bende niye var? Odunda niye duman varsa sende de onun için var. Ha bunu ayırt ettin mi? Namaz olmadı diye budur. Olmadığına dair delil var mı? Söyle bakalım. Yok. Sen zaten olmadığına delilin olsaydı daha kaliteli iş yapardın ya. Tamam. Daha kaliteli yapardım.
Delili yok. Delili yok da kime böyle kılıyorsun ki? Bak hep zan. Zanın hayattaki şeyi. Ki eğer nefs-i emmare ve şeytan unutulursa zanlar ilah olur. Ona tapıyoruz. Zan o kadar şey işte. Bak bir daha kıldırıyor. Şeyde abi yine bir faydası geliyor. Ben hep aynı şeyi söylüyorum ama. Şeytan zaten mahareti kendi zannını bizim zannımız gibi bize yutturması değil mi? Evet. İşte o zaman yine şey çıkıyor. Ayete, edile-i şeriye, yani Kur'an'a tabi olarak en iyi müstakim yol orası. Sığınılacak liman da orası. Başka şey yok ki. Başka bir durum yok çünkü kendi zanlarımızın içinde olması çok muhtemel. Üstü zanlarımız da dahil. Mesela tabii. Şimdi efendim abi. Bir soru sorayım. Sor estağfurullah. Zan aklı devreden çıkartan bir sistem mi? Zan sisteminde aklın, taakkulün yeri var mı yok mu? Çok harika. Çok harika. Bunu açabilecek miyiz? Bunu açabilirse ben hem şey yapayım hem göstereceğim. Zanın yerini herhalde ilk derste tasavvurdadır. Akıl nerededir? Bir üstünde. Yani bir üstünde. Akıl kadar kutsi bir şey yaratmadım diyor. Eğer zan mutlak hakim olsa hiçbir mesuliyeti yoktu. Zanlı kontrol edecek üst birim var. Üst birim olunca mesuliyetimiz oradan oluyor. Çünkü şeytan taakkula giremez. Şeytan kalbe vesvese yatar diyor. Kalbe yakın bir şeylerdir şeytan. Peki taakkula giremezse muhakemesi niye bozuluyor? Onu anlatacağım işte. Şimdi taakkula giremez. Şeytan ilk önce kalbe vesvese attı mı, yemedi mi? Aşağıdan yukarıya vesvese attı, şey, tahayyülü atar. Atın göstereyim. Yeni bir sayfa açayım şuradan. Açtım bak. Diva yapıyor. Tamam mı? En üstte bu muydu? İtikap. Bir aşağıda İltizam. Bir aşağıda İzam. Bir aşağıda Tasdik. Bir aşağıda Tahakkul. Taakkul, tasavvur, tahayyül. Abi ben kendi fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Bence yani zan tasavvura kadar ve tasavvurdan sonraki yukarıki basamaklar işlemiyor. Direkt vicdana iniş var. Yani zan kullanılırsa kesinlikle taakkul devreye girmiyor diye düşünüyorum. Ya da Schengen alıp yani bypass gibi yani böyle. Evet. Ama hüküm vermek için sonraki mertebeler lazım abi. Ama tabi dimağda da bütünlük yani var. Hani ha ben şimdi şuraya şey yapayım. Zan burada. Bak şimdi. İlk resmi açar mısın? İlk dediğimiz zan mı? Yok yok bir resim vardı. İlk. Hani böyle ilk açtığın zaman çıkan. Sen neredesin? Böyle senin çizdiğin. Zan mı? Ha şu. Ha. Ay bak ben kusura bakma ben müdahale ettim. Şu. O. Bak abi. Siz oynatamayacaksınız herhalde. Siz şu an oynatamayacaksınız. Program yönetildikten de şuradan... Tamam. Bak, bir nefiste zan var. Dimağda zan var, kalpte zan var. Şimdi zan üç çeşit. Yeni. Orada yazmıyor. Bir buçuk. Dimağ, kalp yok orada. Var abi. Var.
Yazıyor mu? Aa bak, kalpte, kalpteki zana üstü zan. Divadaki zan, sistem. Nefisteki şey, suizandaki zan, şey, suizan. Şimdi kalpteki zan. Şimdi orada da zan var. Ama sistem burada. Dima. Dima'daki zan tasavvurda. Fiiller kalpten mi çıkıyor? Fiiller kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Şimdi soruna geleyim. Şimdi tasavvurda mı? Bir üst birin taakkul. Eğer taakkulun gücü yetmese tamam, tasavvura girer. Çünkü tasavvur bilgi çöplüğü. Her şey var. Tahayyül, resim, görüntü çokluğu. Her şey var. Her şey var. Şimdi burada bir şeyi gösterebilecek miyiz? Evet. Zanın acaba o resim mesela emri nisbi, emri itibari zan bir. Zan bir de miydi? Bir. Taakul yukarıda ciddi bir tankum. Doğru diyor. Ama taakul akıl, akıl olursa, akıl başta olursa zanı durdurur orada falan. Durur. Zanı bırak yapar. Çünkü zan olmasa insan donuk olur. Donukluktan çıkarıyor. Zan çünkü şüphe var içinde, vehim var içinde, cehaletimizin seviyesi var içinde, bilgi var. Onları kullanması lazım, sentezlemesi lazım. Tefekkür yolunda kamyonun üstündeki zan mı taşıdığı? Yok, o değil. Zanlardan çıkmak zaten tefekkür. Sıyrılmaktır yani tefekkür. Şimdi eğer o zan tasavvurdadır, dimağı bloke edebilmesi için taakul ya devre dışı olacak veya zayıf olacak, ezip geçecek adamı. Yani şurada yok mu o şey, listeler nerede? Ha, dur. Bak şimdi. Şimdi emri nisbi, emri itibari buna şüpheli denir. Aslında bizim çizgi olursa daha şey olacaktı da şöyle. Hangisi abi? Yani burada ondan şey yapamıyor. Vaydi kıyası şöyle. Ha, bu eski zaten. Evet. Yani dışarıdaki bilgileri nisbi deniliyor. İçeriye alma. İçeridekileri yorumlama tarafımız da emri itibari değil. Neyse kısaca dağıtma. Yani gelen o zan, zan tasavvurdadır kardeş. Dimağını bloke etmemesi için taakul en ciddi bir sistemdir. O sistem bozulursa, dejenere olursa zan dimağı bloke eder. Hiç şansı yok. Öyle demek lazım. Kaynağı tasavvur. Bitti. Ama lima bütünlüğünü etkileyen tesir. Peki, kalpte zan nasıl olur? Kalpteki zan nasıl oluyor? Kalpte de zan var. Eğer kalpteki zan üstü zandır. İfrat ve tefrit modu zandır. Nefisteki zan nedir? Nefisteki zan suizandır. Ama nefis denince 7 tane bir birimdir. Bir tanesi nefse emmaredir. Mülüme, mutmaine, raziye, safiye, ilham var. Şimdi nefisteki ifrat ve tefrit modu nefse emmarenin zanı. Ama nefisteki zan, mülüme, mutmaine demek vasattaki zan. 3 tane zan sistemi çalışıyor. 1- nefiste. 2- kalpte. 3- dimağda. Dima bizi çok önemli yer kaplıyor. Dima, sistem burada çünkü. Buraları bu etkiliyor. Çünkü akıl burada. Akıl burada. Orada şüpheleri var yani. Asıl değiller, asıl burada. Merkez burada. Ama bu veri tabanlarıyla aktif olacak orada Dışişleri Bakanlığı'nın konsoloslukları var. Konsolos orası. Burası payitaht, Türkiye. İstanbul, başkent. İstanbul başkenti burası. Irak'ta, Amerika'da konsolosluklar var.
Evet, o konsolosluk bir devlettir. O Amerika'nın kanunu geçmez, Suudi Arabistan'ın kanunu geçmez Türk konsolosluğunda. Çünkü o hudutlar onun. Orayı aktif eden budur. Zan, sistem burada. Rab ismine bakıyor. Rab. O tasavvurdaydı. O resmi geçebilir miyiz böyle? Buraya getir de ben hemen şey yapayım. O biraz önce çizdiğim. Tasavvurdaki o zan, yukarıdaki bloke ettiğin zaman o durur. Yoksa ileriye gitti mi, o bloke etti mi, taakkul zan işgal altında, tasdik zan altında, iltizam zan altında, izan zan altında, iltizam zan altında, itikat zan altında. Bu ne demektir işgal ederse? Nefse emare ve şeytanın unutulmasıdır. Şeytanın gücünü kullanmak diyordunuz abi. Bu zan bu işler mi oluyor yani? Tabii. Mesela zan şu. Bak şimdi. Şeytan denen bir birim var. Sistem var. O adam neyle giriyor? Bu adam vesveseyi kullanıyor. Bu adam nefse emareyi kullanıyor. Bunun bu kadar. Vesvese ve vehim. Nefse emare. Şeytanın silahı vesvese. Nefs emmarenin silahı vehim. Tamam mı? Şimdi bu şeytan vesvese yemediğince adam o vesvesesini aşağıdan yukarıya tahayyüle atar. Hayal. Tamam. Hayale atılınca eğer hayal biraz uygunsa, çünkü kontrolsüz bir güçtür orada. Bizim de tam hakim olduğumuz bir yer değil. Tasavvurla tahakkül tam hakim olduğunuz bir yer değil. Tam hakim. Orada vehim, vesvese attım yukarıya. Şuraya bak. Suret, hakikat, mahiyeti ayırabilir miyiz abi şeytanı kullanmayı? Mesela Adem veya gibi. Kardeş, bir soru içinde soru getirdin mi? Ben nereye cevap vereceğimi bilmiyorum. Bu ne ya? Ne yazıyorum? Nerede çıkıyor? Neyse. Tahayyüle girdi. Tahayyül buna uygunsa tasavvur ona malzeme üretmeye başlar. Tasavvur malzeme üretmeye başlar. Orada işte taakkul devreye giriyor. Kutsi bir şey. Hadis-i şerifte geçiyor. Taakkul akıl hakkında. Kutsi bir sistem. O sistemi alıyor. İyi ki geldiniz diyor. Şey yaptı ya, tahayyül, ama bunu yazmam lazım şöyle, tahayyül, şu şeyi basar mısın? Kalibrasyon mu yapalım? Bu mu? Mavi, tıklayın. Hangisiyle abi? Aşağıda mavi olan. Heh. Tamam. Seçemedim galiba. Ha. Yakın bak. Yerleşti, tamam. Bak, yapayım da. Her açıldığında bir kalibrasyon yapmak gerekli demek. Kesinlikle. Dün akşam onun için perişan etti bizi. Bugün de bunu çözeceksiniz. Uzun bulacaksınız. Ne kadar bulacaksınız? Evet. Erdinç, halledeyim bunu. Tamam, uzun olacak. tahayyül, bak. Bu vesvese olduğu için çok üzerine duruyorum. Tasavvur. Taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat, öyle miydi? Şimdi vesveseyi buraya atar. Vesveseyi. Bir de işte şey demiştiniz, enerji paketi gelir, kalpte karşılık bulmazsa dimağa gider. Zaten vesvese enerjidir ya. Yani bir pakettir. Şöyle düşün bak, senin insanın. Bu kablodan. Ses mi gidiyor, enerji mi gidiyor? Enerji. Bak, ses enerjiye dönüştü. Vesvese. Buradan geçen enerji. Abi vesvese. Lan enerji diyor. Ha, vesvesenin buradaki beşer lisanındaki adı
vesvese. Kablodan geçenin adı vesvese değil. Elektrik. Peki görüntü geçmez mi? Geçer. O da enerji. Sese bak, görüntüye bak. Her ne olursa olsun şu sistem enerjiye dönüştürüyor. Görüntüyü, yazıyı, sesi, tamam mı? Şeye dönüştürüyor, enerjiye dönüştürüyor. Şimdi attı mı buradan sevgili arkadaşlar vesvese buraya attı mı? Burası her daim her çeşit şekillerin olduğu bu iki yer bizim kontrolümüzün tamamı değil, mümkün değil. Yani orası serbest kürsü. Ondan zaten korkmayın ve sesleden şeyinden, içinizden gel. Çünkü burası kontrol altında olamaz yani. Burası görüntülerin çöplüğü. Burası düşünce çeşitliliğinin çöplüğü. Her şey var. Buraya nefsi emmare vehim atar. Vehmini atar. Yani inşallah bu tabela ayar yapılırsa daha güzel yazacağız. Allah nasip ederse. Attı mı abi? Attı. Her daim gelen vesvese vehime karşı veya akıl. Fikir. İlim. Bu da atıyor. Tamam mı? Buraya, herkes buraya hücum ediyor. Ama bu bizdedir. Taakkul, akıl. Bu kutsidir. Hadisi kutsice. Allah diyor ki buna, akla gel diyor. Yarattıktan sonra geliyor. Git diyor. O kadar çift bir şey ki bunu anlayamayız devamlı kullandığımız için. Gidiyor, otur diyor. Kalk diyor. Allah buna diyor ki senin kadar kutsi bir şey yaratmadım. Senden daha değerli bir yere hizmet edeceksin. Ruha koyuyor. Bu acayip bir sistem. Melek de var mı? Melek de var mı? Var ama düşük. Nerede yazıyor? 3 tane amele var diyor. 24. sözde. Çok düşük. Yani emrin ismi, emri itibarileriyle çalışmıyor o. İçlerinde yok. Bir acayip. Bir gireriz bu aklın emrin ismi, emri itibarı bir alemine. Bu, burada duruyor doktorun. Buradan geldi mi? Yani şekil onun için. Buradan geldi mi abi belirleri? Buradan da geldi mi belirleri abi? Buradan da geldi mi belirleri buraya? Bu nereden gelirse gelsin. Bu ne Müslümandır ne kafirdir. Müslüman değildir. Zemin, meydan. Tabii ya, acayip bir şey. Dönüştürücü. Bilgisayar kafir midir, Müslüman mıdır? Çünkü sahibine göredir. Akıl da öyleydi onun. He? Akıl da Müslüman, kafir olmuyor. Alet, alet cihetiye. Alet, akıl bir alettir. Akıl da öyledir. Kafire küfür de çalışır bu. Peki taakkul bazı durumlarda devre dışı oluyor. İşte oraya geleceğim, o sorunu tut. Buraya attım abi şeylerini, verilerini. Bu her şeye göre çalışır. Ey vesvese, sana göre çalışmam. Öyle bir lüksü yok. Ey nefse emmare, düşünce. Bu mutlaka etkilenir. Etkilenince bunu etkiler. Burayı etkiler. Burayı. Tasavvur. Bu sefer vesvese paketi
tahayyülde şekillenir. Kadına dönüşür, kadında ise erkeğe dönüşür. Abi ben ilk defa şöyle anladım. O kadar zamandır konuşuyoruz bu tahayyülün. Aklı, fikri, vesveseyi görüntüye dönüştürüp tasavvura gönderdiğini. Heh. Tasavvurun da görüntüyü fikre dönüştürdüğünü, düşünceye dönüştürdüğünü. Şu an bu. Ondan örnek verdim. Bu kablo. Buradan bir mail atamaz mıyız yazı, word sayfası? Ama buradan geçerken word yok. Enerji. Sesi taşımıyor mu? Buradan enerji. Şekli götürmüyor mu kamera, video? Bu enerji. Burada herkes eşit. Hepsi enerjidir. Burada herkes eşit. Tamam. Bu verita beyni şekle dönüştürüyor burası. Fikirleri şekle dönüştürüyor. Vesveseleri şeye dönüştürüyor. Şekle dönüştürüyor. Tuhaf değil mi şimdi? Sonra şekle dönüştü mü? Otomatik devreye giriyor. Bu da devamlı, bu da buraya bakıyor. Bu şekle dönüşeni, tamam mı? Şekle dönüşeni fikre dönüştürüyor. Müthiş, müthiş hocam. Malzeme geliyor, inşa ediyor. Evet, mesela ondandır ki bu sistemi meşgul olduğum için diyorum ki, evdesiniz. Televizyon. Göz. Kulak. Ses. Görüntü, ses. Koku. Gıda. Helal aram. Bulunduğun mekan. Dokunma. İçeriye her giren hayale dönüşüyor. Şekle dönüşüyor. Şekil şekile dönüşüyor. Ses şekle dönüşüyor. Tamam. Efendim dokunma, gıda vesaire. Hatta bir şey söyleyeyim size. Burada hemen parantez açıyorum, boğmayacağım sizi. Bak. Atomu çizelim, atom. Bu delili hiçbir yerde yoktur. Allah'ın bana ikramıdır zannediyorum. Bunun ispatı gelecekte olacaktır. Benim için kesindir. Anlatacağım konu şu. Atom. Burası... Proton. Ne oldu? Niye şey yapın? Sadece bir nokta değil. Proton. Tamam abi. Şu protonun etrafında elektron dönüyor. Eksi yüklü. Artı yüklü. Öyle mi abi? Elektron. Tamam mıyız abi? Şurayı görüyor musunuz? Ara boşluğunu. Görüyor musunuz şu ara boşluğunu? Gene de var. Yani iki... 4 oksijen oldu değil mi? 2 6 ya 4 6 8'i tamamlamak ister. Şimdi bu boşluk var ya, gerçi daha önce de anlatmıştım. Bu boşluk şu kadardır diyor. Proton çok ufaktır. İstanbul'da olsa. Londra'da olsa. Londra'da ve Miskatka'da olsa ilk elektron dairesi İstanbul'dan geçer. Misketka'da olursa. Eğer proton Misketka'da olur ve Londra'da koyarsan, elektronun geçtiği yer en yakın daire, elektron İstanbul'da olur. Peki bu ara boşluğu nedir? İşte bizim kalpteki vicdandaki hisler enerjidir. Dışarıda o çalışıp da aldığım pirinci
çaldığım pirinç ikisi de aynıdır. İşte o pirinçin atomuna, şu ara boşluğuna giriyor. Benim çalma haletim, vicdandaki hislerim ve çalışma özveri, o ele çalışırken çıkan enerji buraya giriyor. Yok olmuyor. Çalışırken harcamadın mı kolun bacağın mesela? O dürüstlük duygusu, dürüstlük hissi buraya giriyor. Buraya dolduruyor. Ama bu gözle gözükmüyor. Yani şu andaki ölçü aletleri bulamıyor. Bu ölçü aletleri bulamadıkları için boşluk zannediyor. Boş diyorlar şimdi. Oysa hislerimiz, zihnimiz, vicdandaki zihin, kalpteki latifelerimiz burayı dolduruyor. Bu sebep pirinç sahilde kilosu aynıdır. İkisi de pirinçtir. Ama içindeki yapı genetik ara boşluğu dolmuştur. İnsanın zihniyetiyle dolmuştur. Zihniyeti pirinci değiştiriyor. Onu yediğin zaman buraya geliyor. Bu tahar denilen sistem bu pirincin içerisindeki boşluğu da dışarıya çıkartıyor. Onun için çizdim. Başka bir şey anlatacağım. Buraya kadar tamam mıyız? Bu pirinç midir abi? Niyet, nazar, eşyayı tayir eder. Evet, pirinç. Nazar ve niyet, pirinç atomu. Tamam mı? Nazar ve niyet, mahiyet eşyayı tayir eder. Mahiyet eşya burası. Başka bir şey anlatacağım şimdi. Daha acayip, bunu duymamıştınız. Şunu duydunuz şimdi, daha. Burası, bitireyim. Şu ara boşluğu çıkartıyor. Hepsini tahlil ediyor. Hıfzı sıya. Ne var bunun? Sıvının içinde ne var? Hepsini çıkartıyor. Tamam. Şimdi başka bir şey anlatacağım. Bak şimdi. Şurayı ben siliyorum. Bu dokunmadan söyledim. Pirinç dokunma. Çalışırken. Dokunma çok önemliydi ya. Gözden, kulaktan, burundan, dilden giren var ya, ha pirinç nasıl değiştiriyor diye örnek için. Bir de en önemlisi bizim başımızın belası görüntüden gireni ne yapacağım? Şurası televizyon kabul edin. Şurada görüntü var. Burada görüntü. Kim oynuyor? Bir vaaz, hoca efendi vaaz ediyor. Veya bir kadın şarkı söylüyor. Bu şunun atomunu çiziyor. Şunun atomunu çiziyor. Vücudunu meydana getiren atomlar. Bu kadının veya vaaz eden hocanın proton, tamam mı? Adem veya vücut alemlerinden enerji gelecek bize oradan. Aferin be. Aynen. Bak şimdi. Bu gelecekte Allah nasip ederse ispat edilecektir. Zannımız üstü zandaysa abi, o zaman Adem'den gelen enerjiyi de kullanabiliyorsun. Onu ben şey yaparken söyleme ki sana mütevecci olayım. Mütevecci olayım da. Şimdi söyle. Şimdi orada vücut veya Adem aleminden enerji olarak gelecek ya bize abi. Zannımız eğer düzgün üstü zandaysa, o zaman o Adem alemlerinde suyu üstü zana çevirecek. Evet. Ben bak şimdi. Ben şöyle dedim Hasan abi. Yani şöyle dedim. Daha ben bitireyim. Şimdi bu adam vaaz. Bu adam vaaz ederken her şey etkileniyor mu? Siması da etkileniyor da. Namaz kılanın,
kılmayanın, teheccüde kalkanın, kalkmayanın, haram yeni yemin, değişiyor mu hücreleri? Değiştiğini örnek için söylüyorum suratta. Bütün hücreler değişiyor mu? Mesela şarap içenin teri necis haydi, büyük abdest gibidir. Normal bir Müslüman, normal bir insanın şarap içmenin, içki içmenin teri normaldir, mübarektir. Değiştiğini anlatmak istiyorum. Daha ilerisini götürüyorum, doktorum burada, iki doktor var. Babamlar tanışıyorlar, siz de, bu da doktor, bu da doktor. Şimdi bak, gayta var, affedersiniz. İdrar var. Ve kan veya bir parça alınıyor. İnsanı taşıyor değil mi dışarıya? Attığımız pislik. Doktor diyor ki bana bunu getir. Ne yapacaksın ya sen bunu? İnsanı içini dışarıya taşıyor. Tamam. İnsanın pisliği attığı seni taşıyor da düşünceler kan değerini bile değiştiriyor. Öyle değil mi? Anladım. Şimdi bu hoca efendi vaaz ederken o andaki haletleri samimi olup olmadığı bir dahili ise İmam Rabbani Hazretleri diyor ki söylediği masa doğru olsa, yazdığı kitap masa doğru olsa, bir dahili ise onun kitabından, onun sözlerinden, sözleri doğru olmakla beraber zulmet akar size diyor. Sebebi bunu meydana getiren atomlar var. Bu atomlar onun kelamı elektronlara yüklenecektir. Ama hissiyatları şu ara boşluğa gelecek. Adam, şarkı söyleyen kadının da o andaki hissiyatları, cinleri, o kadının psikolojik sorunları, bunun adı subliminaldır. En basit şekli, sureti subliminaldır. Sihir ve büyü böyle oluyor. Şimdi bu adamın, vaazın, kelamları bunlar iken, hissiyatları bunlar olacaktır. Ara, bu şeyin adamın atomu bu. Atomun içerisini dolduracaktır. Bu da şuraya gelecek. Bu adamın bu ara boşluğu vardı ya protonla elektron arasındaki hissiyatı. Kadının şarkı söyleyen kadının hissiyatı. O psikoloji sorunları. Mesela adam şarkı söylerken, o delilim bak, göster bana dedim, bana lazım bu. Abi dedi, şarkı söylerken jilet yapıyor kendisi, duymuyor adam, şarkıcı. Jilet vuruyor şarkı söylerken. Onu seyreden, kendini hipnoz olanlar da jiletle kesiyor, iğnenin batmasına, hastanede iğne yapmasından korkan insan jiletlenebiliyor ama duymuyor. Sebebi, şarkı söylerken, protonla elektron arasında, şarkı söyleyenin atomunu protonla elektron arasına kendisindeki haletler giriyor. Bu haletler oraya taşınıyor. Aynı şarkı söyleyen kadının haletleri oluyor şarkıyı dinlerken. Bu sefer bu haletler nasıl etkileniyor kişi? Bu adamın haleti buraya girdi mi? Bu buraya taşındı mı? Tahayyül işte bu arasındaki ara boşlukları çıkartıyor. Öyle şekil zannetme, böyle bir fotoğraf makinesi gibi değil. Protonla elektron arasındaki adamın haletlerini buraya şekillendiriyor. Duyguları, kadının duygularını, hislerini, cins... Buna 410 sözlerde şöyle diyor. Rahmete muhtaç meyite bir kadının cenazesine nazar-ı şehvetle bakmak, hissiyat ulvi insani derinden derine tahrip eder, yok eder diyor. Nasıl yok eder? Çünkü o buraya taşındı. Bu ara boşluğunu hiçbir cihazla tespit edilemez. Tahayyül onu dışarıya çıkarıyor. O aletleri şekillendiriyor. O kadın müziği söylerken neler hissetmişse, şekillendirmişse bu kimin onu dinlerse hipnoz olma derecesine göre o da o anda onları hisseder. Sirayet bu. Sirayet kanunu bu. Kainat çekirdeğiyiz ya abi biz. O da Adem aleminin kendini çıkartıyor oradaki. Bak şimdi Adem de vücut. Bu adam kıvranarak söyledi şudur. Şu ara boşlu Adem'dir. Vücut dolduruyoruz ama Adem'e hizmet eden bir vücut. Hoca vaaz ediyorsa Adem vücuda dönüyor. Şuradaki boşluk Adem'dir. Kendini, ondaki kendini ortaya çıkartıyor. Kendindeki ortaya. Mesela diyelim ki her bir ağacın çekirdeği aynı değil midir? Aynıdır. Şarkı söyleyen kadın da
vaaz eden adam da hepsi bende var mı? Mahiyet insan bir. O kadındaki haki hisler, duygular, hisler bende yok mu? Olmazsa bende niye uyansın? Kadındaki hisler, kadın bendekileri uyandırıyor. Kadındaki hisler, kadında var ya şöyle söyleyen kadın. Bendeki onun karşılıkları var. Yani nefsaniye, çevet, gadab, eşcinsellik. Kadındaki dişilik, bendeki dişilik. Bende ne olur? Eşcinsellik oluyor. Şimdi adam hastaneye gidip iğne vurduramayanlar var. Ama müzik söylerken bana getir dedim cinnetlerken. Ben seyredeceğim onu. Abi ya günah. Ya getir. İbret. Şarkı söylerken adam, o Müslüm'den adam jilet atıyor. Ben gördüm. Bunu bana göstermek için dedim abi var dedi. 3 sene önce getirin bana onu dedi. Tamam abi dedi getireyim. Herhalde abi bu işe kasat sardı galiba. Yok tamam. Çünkü benim alemim başka olacak o. Dedim nasıl olur? Abi söylerken vuruyor dedi. Lan getir. Peki karşıdaki aynı o anda onlar da vuruyor. Bu buraya vuruyorsa onlar buraya vurmuyor. Aynı yere vuruyor. Elini tutmuş kesiyor böyle adam. Olamaz yani anlatırken çıldırırsın. Ben gördüm jileti böyle yapıyor eli kan içinde adam. Söylerken seste tiz bile yok. Çünkü yok. Tamamen fena fiil olmuş. Peki bu ona nasıl sirayet ediyor? Hipnoz o demek. Kıtmir duası da o demek. Kıtmir duası da o demek. Nasıl ki sesle seni hipnoz ediyor, yazıyla da, nuskayla da ediyor, gönderdiği kıtmir duasıyla da aynı oluyor. Peki. Çünkü hangi haletle oraya yazmışsın? Şimdi o halet, ondaki halet, hissiyat, duygu, ben şu anda konuşurken samimi veya değilim. Ne kadar bütün atomlarımın protonla elektron arasındaki boşluğu dolduruyor. O boşluklar bir daha abi doldurdu boşandım hayır tırt 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 gidiyor. Yeni gelen sıfır. Onun için yeniden tecdid imana ihtiyaç var. Şimdi seni dedi bu arasındaki ademdir. Vücuda çıkartıyoruz. Ya şer ya hayır. Ya çünkü ademden cennet de çıkıyor cehennem de çıkıyor. Burası. Haşim meydanı gibi abi burası. Haşim meydanı bak şimdi. Buraya kaçırmayın. Şu ara boşluğundaki kadının ve erkeğin. Tamam. Kadının veya erkeğin saçları var kadının. Buraya girdi mi? Bunu hiçbir aletle çözemezsiniz. Bunu alıyor, dinleyen gözüyle, sesiyle, yakınında ise kokusuyla. Onun için Allah diyor ki, yürürken Kur'an-ı Kerim'de mealen kadına ayağınızı böyle çalınıp çalınıp topuklarınızı yere vurmayınız. Ne olacak ayakkabı sesi? O sesle sirayet var. Duygularına göre adım atar kadın. Çalımlı çalımlı yürüyorsa ruhu çalımlı çalımlıdır. Çalsın abi. Ya. Dur abi. Başka yere taşıyacaksın beni. Yok yok bunun üzerine teyit edeceğim. Evet söyle o zaman. Şimdi her bir suret enerjini yüklenir. Tamam. Eğer vaaz veren suret olarak kendisi sevap ise melaike müekkel oluyor. Eğer işlem yapan, suret olan günah ise enerji günah çıkıyor. Şeytan çıkıyor. Evet, erva habise. Şimdi hastaneye gidiyorsun, doktora, hocaya cinlendin diyor. Cinlerle alakası yok bu işin. Burada. Buradaki ara boşluğun adamın haletleri. Onun adına şey diyor usta, erva habise. Celbeder habise ruh. Celbeder habise ervahları. Erva habise nedir o? Kadının veya haramın bizdeki uyandırılan enerji paketleri. Ya da yayıyor, saçıyor zaten. Evet, buraya geldi. Buraya gelince tayyum bunun ifranı kesiyor, cüceni çıkarıyor atomun. Atomun hiçbir tarafını bırakmadan içini şekillendiriyor. Kadının duygularını sen görmedin, sesini duydun, tipini gördün. Duygunu görüyor musun? Duygu onun atomuna yüklenmiş. Yaydığı dalgada var. Onun için şurada sirayet var. Bunu bu dersi dinleyenler de sirayet olmaz. Bilgi akışı olur. Sirayet var. Ama fena fiil ne kadar benim ben olursa o seyreden, benim duygularım gibi bana ne kadar yakın olursa bu sirayet olur. Şimdi
O kadının duyguları gözüküyor mu? Şarkı söyle, gözükmüyor. Sesi ve sureti gözüküyor. Duygularını nereye koyuyor? Atomuna. Atomundan yayın yapıyor. Yayın yapıyor. Koku. Tamam. Sinyal derecesine göre atom atıyorsun. Derecesine göre yıkıp yakıp eritiyor, gazla yok ediyor. Aynı onun gibi. Onun hissiyatını bu tahayyül şekillendiriyor. Şekillendirdi, bir kalite daha yükseğe çıkartıyor sistem bu. Tasavvura dönüştürüyor. Ne demek o? Kadının hissiyatını şekillendirdi. Kadının hissiyatından burada fikriyatına geçiyor. Düşündüklerine dönüştürüyor. Aynı düşündüğünü düşünüyorsun. Negatif seşer suret oluyor mu? Tabii tabii tabii. Tamam. Bak, hissiyatını şekillendirdi. Şekil bu. Bu enerji paketi şekile dönüştü. Şekile dönüşen enerji paketi fikre dönüştü. Yani şurada şey, düşüncelere dönüştü. Süleyman Aleyhisselam'ın şey var ya, Belkıs şey, birinci sözde anlatıyor yani usta. İlk önce sesler geldi, sonra görüntüler geldi. Ha evet! İlk önce öyle, aynen. Sesler geldi, sonra suretler gelmeye başladı diyor. Sesle, görüntüle, fikre dönüştü. Aynı karmak. Bu tasavvura dönüştü. Şimdi tasavvurda, şurada... Zan burada. Gelen enerji iki çeşit mi? Yani şeytan ve melek mi, yoksa bunlar? O kadar. Ondan sonra biz alemimizde şey yapıyoruz. Şey, peki bu zan etkilenmeyecek mi? Burada zaten çalışıyor. Vehim nerede? Vehim de burada. Varı yok, yoku var eden. Tasavvurda. Görüyor musunuz? Şu şeyi çekebilir miyiz onu? Şuraya. Heh, tamam. Şimdi gördünüz mü zan ne temeli? Herhalde biraz da değişik olmuştur zan şimdi. Çünkü televizyondan gelmiş buraya. Bu sirayet. Sirayet demek, kadının şarkı söylerken, şöyle diyeyim bunu demeden, Kur'an ve Risale Nur. Kur'an'dan ilk önce söyleyeyim. Allah'ın bir söyledikleri var. Kur'an'da meal, mana. Allah'ın söylemek istedikleri daha fazladır söylediklerinin içerisinde, gizli. Buna mana mertebesi denilir. Allah'ın söyledikleri meal, söyledikleri mana, metindeki mana, söylemek istedikleri çok daha fazladır mana mertebesi. Nerede? Nerede? Metinde. Metinde söylemek istediklerin nasıl çok olur? Odunda duman, nur, nar, ısı, ışık, ultraviyol dalgaları ve renklerin gizlendiği gibi. O yani yazıda Allah'ın mana mertebeleri nasıl şifreleniyor? Odunda nur, nar, ısı, ışık, renk, ultraviyol ışınları, dalga boyları, bizim göremediğimiz monotosi dalgalar. Aynı zamanda sen yanarken duyduğun sesler. Hepsi nerede? Karanlık olan odunun içinde. Odun harftır, dağ, hatta aynı bu şekilde şifrelenmiş. Buzdaki su gibi. Kelamdaki benim fikrim ve hissiyatım gibi. O zaman Allah'ın kelamında ne var? Orada dur. Tamam. Onun için kelam mananın suretidir. İşte ondan mahluk değil. Kur'an. Yani odun odun değil deyince kelam kelam değil. Kelam mahluktur. Yani mürekkep ama değildir. Nasıl değildir? Odun odun değil. Niye? Odun nurdur. Odun dumandır. Odunun mekanı vardır. Ama oradan çıkan nurun mekanı yoktur. Odun bir yerdedir ama çıkan her yerdedir. Odun gözükür ama ondan çıkan hiç gözükmeyen dalga boyları var. Peki nasıl yapmış Allah? Hiç gözükmeyeni gözükür yapmış. Allah da böyle. Allah da gözükmüyor, gözükür şeyler yapmış. Gözükmeyen enerjiyle gözüken odunu yapmış. Odunun içi karanlık, nuru içine saklamış. Allah da kendisini eşyaya böyle yapmış.
Bilgisayar programcısı bile kendi programını buraya yansıtmış, görüntü yapmış, program yapmış ya. Adam kendi fikrini, hissiyatını burada yansıtmış. Evet, donmuş halidir adamın fişeği. Aynen öyle. Şimdi bir bu bilgisayar, bu sistemi yapan adam, bu akıl tahtayı yapan adam veya konuşan ben nasıl tesirli olurum biliyor musun size? Veya bu nasıl başarılı olur? Ben size konuşurken ben siz olmam lazım. Sizin taleplerinizi, fikriyatınızı, hissiyatınızı hissetmem lazım, fikretmem lazım. Sonra ben olacağım, ona cevap verirsem. Doktor bana dedi ki, doktor diyor, öğretmen, Sirtik diyor. Abi nasıl bir öğretmen olayım dedi. Dedim ki, nasıl öğretmen istiyorsan, sen çocuk olsan, nasıl bir öğretmen olmasını isterdin? Sen öyle ol. Bana nasıl anlatılmasını isterdin? Öyle anlatmaya çalışıyorum. Bu adam ben olsam tahtada neler yapardım düşündü, ben oldu ondan sonra yaptı. Allah da böyle. Anladın? Çünkü Allah muallimlik yaptı. Ve alleme Adem'e esmaya külleha. Allah'ın ilk yaptığı insana muallimlik. Ben vakıf olmasaydım yapacağım muallimlik yapardım. Çünkü Allah bu işi yapmış. Tövbe. Hala da yapıyor. Hala da yapıyor. Bu noktadan böyle Allah'ı düşününce şu sistemde Allah hakikaten usta değil mi? Müthiş. He? Müthiş. Yani sizin şu tespitiniz de müthiş ya. Daha önce de anlatmıştınız ama daha duyarmadım sana. İhtiyacımız şimdi değildi. Daha itikada zarar gelir. Müsait olmadığımızı zannettiğimde burada yüklenenleri anlatmıyor. İtikatla nasıl madde değişiyor? Yani tevcüde kalkanın suratı niçin değişiyor? Girmek istemiyor. Niçin namaz kılanın siması değişiyor? Niçin kılmayan girmek istemiyor? Nesebine yaklaşıyor. Nesebine yaklaşmak lazım. Yoksa küllü ben hemen merdiveni yürümeden atlarsak çok dehşetli oluyor. Külliyat çok dehşetlidir diyorum. Başka volkan nefes alamıyor. Yoksa patlayacağım yani. Volkan şu, çok dehşetli şifreler manzumesidir Risale-i Nur. Mesela diyor ki şuna, şu atoma. Mevad-i şerire, mevad şerir madde. Kadından gelen dalga, dalga maddedir. Tamam. Mesela şöyle diyeyim. İnsan yedi maddelerle mizacı mütesir olur. Hayvani şeyleri yiyince hayvanlaşır yani. Koyunun sini yersen mübarekleşir. Elimden geldiği kadar sığır eti yememeye çalışıyorum. Ağır da geliyordu Allah'ın hikmeti. Koyun yiyin. Büyük hayvanın sütü mü? Yani çünkü insanı etkileyen zaman, zemin, tam libas. İnsan yediği, giydiği şeylerle mizacı mı tesir olur? Ya da mizacı derken proton elektron arasındaki sistem sığırın etinin protonunda proton elektron arasındaki hayvaniyet var. Öküz etini devamlı yene bakın cinselliği ve haydutluğu, vahşiliği çok olur. Mesela şöyle diyeyim. Kişi bir öküz adak etti. Bu işim olursa öküz keseceğim. Kesmese öküz hissiyatı şeytanlaşır. Bunda ondaki şeytan öküz gibi. Asabi olur, gadap olur, şehveti çok olur. Bir kadına tahammül edemez. Yani niçin? Haramın o cinstendir. El ceza min cinsil amel. Haram hangi cinsten gelmişse şeytanın o cinstendir. Aynı cinstir. Çünkü insan yediği şeyle mütesir olur. Şu, şimdi bu buraya kadar geldik. Tasavvurda kendi yapısı acayip sentezi var. Vehim de var. Vehmin derecesi zaten %1'di. Ona girersek şey yapamayız. Şu tahakkucu 30 küsur tane sistem var burada. 121 16. defterde galiba. Tahakkulun içerisinde 30 küsur sıfatı var. Zekavet bunun içindedir mesela. Psikolojik sorunlarımız olur. Mesela buradan gelenin eğer tahakkul kontrol olmadan
taakkulun aklın kontrol olmadan aklın bir sıfatı olan zekavetle özdeş olursa, bütünleşirse o adam psikoloji sorunundan kurtulamaz. Mümkün değil. Onun için bir zat dedi, psikoloji sorunu olanın diyor, imanından şüphe ederim dedi. İlk önce böyle ağır geliyor ama biraz doğru. Doğru ya. Çünkü imanda teslimiyet ve tevekkül var. Meşguliyet de var. O eksik. Üstad niçin diyor? Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. Bütün dertleri diyor. Tamam Ersal? Bütün dertlerin abi, bir tane dert değil. Bütün 25. limanın 25. devası. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı. İman nedir? Nurdur, kuvvettir. Peki nur nedir? Kuvvet maziyi tamir ediyor. Ne yapıyor? İman arttı, geçmişte bir sürü rezil. Bir sürü zinan var, içkin var. Nurları tanıdın, adam olduk değil mi? Namaza başladık, bunu ne yaptık? Oruç tutmadık. Ha, geçmişi ne yapar iman? Tamir eder. İmanın kuvvetiyle geçmişi tamir eder. Kazası olanı kazasını yapar. Tövbesi olanı tövbesini yapar. Kesilmesi gereken adaklar vesairesi, vaatları, kul hakları varsa öder. Çünkü mesela birisinin hakkını yedin. Ekonomik olarak. Senin el ceza min cinsil amel şeytanın ekonomin dahi olsa ekonomi sıkıntısı çekeceksin. Aha aldın. Birisinin parasını vermedin, o parayı vermedin, adam da çocuğuna yansıttı. Çocuğun sağlığı gitti. Parayı sen vermediğin için ilaç alamadı veya gidiremedi. Senin çocuğun da sakat olacak. Tak 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 tak. Benim yaptığımı sana yansıdı. Seninkisi de çocuğuna yansıdı. O zaman senin çocuğundaki halet buna sirayet edecek. Benim de o cinsten olacak. Gidin bakın. Kimin çocuğu sakatsa bakın nerede ne yapmış. Ya dedenden ya babandan sana fatura çıkmış. Ya benim ne suçum var? Senin suçun yok. Ondan zaten hesap sormayacak. Niye bir tane gözün kör? Niye kolun bir tane yok? Ondan senin vazifen bu. Oraya girmeyeceğiz, tamam mı? Yani sistemde boşluk yok. Her şey her yerde mevcut. Şu sesim de var. Bu sesimi ben çıkartmıyorum. Var olanı açıyorum, çıkıyor şimdi. Hoparlör gibi düşünün. Tamam, buraya daha geçmeyelim. Şurada durduk. Buradan bu kadar anlattım. Bunları burada nasıl şekilleniyor? Buraya girsem hiç çıkamaz. Yani maddeyin Allah. Maddeyin Allah. Bu maddeyin hay. Maddeyin hakim. Maddeyin hakim. Hakim. Hikmet sahibi. Ha çıkıyor. Hakim. Hükmeten hakim. Allah bu. Odun odun değil, değil mi? Buz da buz değil. Kelam da kelam değil. İçinde hissiyat fikri. Dünya da dünya değil. Odunu yakın, seyredin. Psikoloji nasıl düzeliyor? Bugün pazar. Psikoloji sorun olana. Gidin arabaya koyun arka bagajına. Odun koyun ya. Gidin bir yere. Kimse olmasın. Meşgul etmesin. Yastan bir yere. Rahat et. Bir bedensel rahat. Yak. Hiç gözünü oynatma bir noktaya. Yani çıkıyor ya alev. Seyret. Tamam. Seyret. Veya nehir. Psikoloji sorun mu var? Otur derenin yukarısından akanı seyret. Ama bir noktaya bak. Hiç gözünü oynatma. Aksın, aksın. Allah, psikoloji miydi? Bir şeyler yazmak istiyorum. Mana gelmesini istiyorum. Otur dere sana aksın. Öyle bir yere dokun. Derenin akışını seyret. Gideni seyretme. Gideni psikolojik sorun. Gelmesini istiyorsan böyle otur. Sizin yayla yatırılıyorum. Oraya yatırmadım ben. Ben onu çektim de. Bak aynı şey. Sirayet nasıl oldu? Tam oradayım, köprünün oradayım. Çünkü orada çektim. Böyle akıyor. Hiç gözünü öyle atma. O noktaya bak. Odun. Odun odun değil, değil mi? Dünya da dünya değil. Ben size bir iyilik yapayım. Odunu yakın, odun olmadığını görürsünüz. Dünyayı yakın. Dünya değil. Ahiret. Dünya ahiretin suretidir. Peki, usta diyor ki, istikbal de.
Şimdi diyor ben kabrime girdim. Gelecekte kabrime gireceğim, şimdiden girdim. Zanlarını kaldırdı, girdi kabre. Dünya ile ahiret arasındaki örtü, berzah, zanlarımız. Çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan. Zanlar kalktı mı, hakikatla karşı karşıyasın. Hakikat zaten ahirettir. Ahirettir. Tamam. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selamun aleyküm.